arkadaşlar. Çağımızın en önemli hastalıklarından birisi ama meme kanseri deyince kadınların en duyarlı olması gereken kanseri konuşacağız bugün. İçimizde çaktırmadan görüyoruz, geçmişten hastalarım da var. Bunu da görmek bana tabii ayrı bir mutluluk veriyor. Ben bu işle biraz asker kadar uğraşmış bir hekimim. Ve politikaya atılınca en çok üzüldüğüm konulardan birisi öğrencilerin hastalarımı bırakmaktı benim için. Dolayısıyla bugün ben kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bir ara genel kısmını ben anlatacağım gibi bir istiyonluk demişlerdi. Allah'tan Ali Özgür diye bir arkadaşımı gördüm. Onun için ayıp olur. Çünkü 4 sene ara vermiş bir adam oturup bir bilgiler aktarmamalı diye düşünüyordum. Dolayısıyla bu görev Ali Özgür verecek. Ama iki önemli alkış vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Birisi Mustafa Özdoğan. Beraber çalıştık. Antalya'nın çok övündüğü doktorlardan Ömer Özkan. Onu da burada sizin tarafınızdan hastalanan ama çok önemli benim geçmiş meslektaşlarım da var. Sayın Bey var. Akın Bey var. Profesör Nükleer Artık'ta. Önder Berk Hocamız var. Ve iki hanımefendi var. Çok genç hocalar. Birisi jinekolog. Hanımefendi İstanbul'dan katıldı aramıza. Birisi de radyasyon onkolojisinden katılan Berin Hanım ve Dilek Hanımefendi var. Evet. Ben kısaca böyle bir giriş yaptıktan sonra gene de eski bilgilerimden kafamda kalan bir iki şey söylemezsem ayıp olacak arkadaşlarım ama masada yer almayacağım. Size şunu söylemek istiyorum. Meme insanoğlunu hayvanlar aleminde memeliler sınıfına sokan bir organ. Ama aynı zamanda bir verimlilik organı, produktivite organı. Neden? Çünkü bebeğini doğuran kadının bebeğini besleme yöntemi. Bütün memeli hayvanlar için bu böyle. Ama aynı zamanda seksüel karakterlerde de belirleyici önemi olan bir organ, bir güzellik organı, bir estetik organı. Ama Anadolu'daki bütün medeniyetlere baktığınızda sadece Türkler değil, geçmişten itibaren bütün medeniyetlere meme organı seksüel karakter olarak çok önemlilik arz etmiyor. Daha çok çocuğu besleme, produktivite organı olarak algılanıyor. Dolayısıyla Türk toplumu ne kadar muhafazakar bir toplum da olsa çocuğuna süt veren bir hanım otobüste, vapurda, trende memesini çıkarıp bebeğin ağzına soktuğu zaman hiç de bir şeyle tepkiyle veya ilgiyle karşılanmaz. Olay son derece doğal görünür. Ana tanrıça Kibele'den beri Anadolu'da bu iş böyledir. Onun için biz Antalya olarak Kibele'yi çok önemsiyoruz. Çünkü ana tanrıça Kibele'nin çok önemli izleri Antalya'da var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Kibele bebekleri yapıyoruz zaten bu anlamda. Burada aslında kadını çok özel kılan, çok verimli kılan, tabiatta erkekten çok farklı kılan bir organ var ortada, meme. Kibelya'dan geliyor, verimlilik ve beslenme organı olarak. Fakat bir talihsizlik de var. Bu organ kanserler içinde kadının başına en çok bela olan organ. Ve bence hep öğrencilerime şöyle anlatırdım. İnsanoğlu bir gün eğer ömür uzuyor çünkü biliyorsunuz. Her asır biraz daha uzuyor. Bir gün 150 yaşına kadar ortalama ömür uzayacak olsa belki bütün kadınlar meme kanserine, bütün erkekler de prostat kanserine yakalanacaklardır diye. Neticede olayı bir başka tarafı da var tabii ki hormonlarla ilgili bir kanser hanımefendiler. Yani östrojen hormon dediğimiz. Eğer biz östrojen hormonunu hayatın başından itibaren yok edecek olsak meme kanserine belki de hiç rastlamayacağız. Ama yok edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü östrojen çok önemli bir hormon. Yani kadına dişilik fonksiyonlarının hepsini veren, bunun dışında da çok önemli rolleri, fonksiyonları olan bir hormon. Gençlik veren, güzellik veren bir hormon. Dolayısıyla işi faydasıyla zararıyla üstlenmek zorundayız. Demek ki östrojenle son derece ilgili. Dolayısıyla dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere kadın kanserlerinin birinci sırasında. Türkiye'de de her 4 kadın kanserinden birisi meme kanseri. Bazı özel demografik özellikleri var ama başınızı ağrıtmayın, oralara çok girmeyeyim. Ama zannediyorum Türkiye'de bile her 10 kadından birinin muhtemelen başına hayatının bir döneminde bu kanser gelecek. Kentsel kesimlerde biraz daha sık karşılaşma ihtimali var.
Batı ve Kuzey Avrupa'da, Kuzey Amerika'da biraz daha Türkiye'ye göre fazla görülüyor. Peki ne yapacağız? Bu hastalıkla ilgili bilgilendirme yapacağız. Bu hastalığa karşı erken tanı nasıl konur? Onu öğreneceğiz. Çünkü gerçekten erken tanı sağ kalım açısından çok önemli bir olay. Tabii bunu Ali Özlük arkadaşım var burada, genel cerrah. Şunu biliyoruz ki, mesela Amerika'dan size örnek vereyim. Yılda 230 bin civarında kadın meme kanserine yakalanıyor. Bunun 40-45 bin maalesef kaybediliyor. Ama diğer kanserlerle kıyasladığınızda bu büyük bir rakam değil arkadaşlar. Dolayısıyla ne kadar erken tanınırsa o kadar iyi. Ama geç tanınsa bile çözümsüz değil metastaz. İşte buradaki bu ekip arkadaşlarının hepsi her aşamada buna katkı sağlayacak hekimlerden oluşuyor. Dolayısıyla böyle büyük bir korkuyla algılanması gereken bir hastalıkta değil. Hekimle hastanın çok birbirine yakın davranması, birbirini hiç bırakmaması gereken tabii ki konulardan birisi. Türkiye'nin en başarılı doktorları burada. Bu konuyu size halkın anlayabileceği dilde benden çok daha iyi anlatacaklar. Ben sadece geçmişteki anılarımdan hastalarım çok özlediğimi söyleyip size veda etmek istiyorum. Sağ olun.